Hayır, hayır, hayır! Evet, evet, evet! Koskoca bir bankanın sahibi, para babası var yemez Hüsamettin'in torunu böyle bir zibidiyle evlenemez! Beni çıldırtmak mı istiyorsun kız? Ölürüm de gel o serseriyle evlenmene müsaade edemem! Ben de ölürüm Teoman'dan başkasıyla evlenemem! Kız, sen benim ölümüme sebep olacaksın! Türk gibisin maşallah, biricik olmaz sana! Ama ben Teoman'la evlenmezsem o saat ölürüm! Anlaşıldı mı, kendimi öldürürüm! Dur, dur! Hay Allah'ın cezası! Hemen bana avukat Turan Bey'i gönderin! Hemen! Büyük baba, yeğeniyle evlenme konusunda dalaşırken, cezaevinin ölüm hücresinde seks canavarı diye tanınan bir zavallı, ecel teri dökmekteydi. Buyurun işte! Ne yazık ki Temiz mahkemenin kararını bozmadı. Ölüm kesinleşti. Anlıyorum müdür bey. Metin ol evladım. Ben masumum efendim. Yemin ederim masumum. Hüküm ne zaman infaz edilecek? Ne olur, saklamayın benden. Haftaya bu sabah. Zavallı Yalçın asılacağı günü düşüne dursun, Meral ve nişanlısı Teoman, zevkten dört köşe mutlu geleceği düşünüyorlardı. Ömürüm gene ayrılmam ondan dedim. Ya deden? Bağırdı, çağırdı ama ne yapabilirdi ki? İster istemez sonunda pes edecek. Peki ya seni mirasından mahrum etmeye kalkarsa? Aa, güldürme, deli gibi sever beni. Aklımın ucundan geçmez böyle bir şeytanlık. Ne sevimli budaladır o! Eline sağlık! Tam istediğim gibi olmuş vasiyetname! Sağ olun efendim! Buyurun imzalayın! Piç kurusu! Bacak kadar boyuyla bana kafa tutmaya kalktı! Hadi bakalım bu vasiyetnameyi okusun da... evlensin evlenebilirse! Ama onun izni olmadan evlenemeyiz ki. Sen de çok uzattın sevgilim. Ben nişan için Avrupa'daki arkadaşlarımı çağırdım bile. Nasıl olur? Haftaya geliyorlar şekerim. Fıstık gibi kızlar. Sen merak etme. Ben o ana kadar her şeyi halletmiş olurum. Kim bu ya? Hay Allah kahretsin! Dedemin işi yok, bu budalayı geçen hafta eve aldı. Yok bulunmaz uşakmış, yok harika ahçıymış... sağır dilsiz serserinin biri! Defol, defol! Git Allah'ın cezası, git! Git bu kadar, çekil diyorum sana! Sabahtan akşama kadar abici ge 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 diye bağıra bağıra dolaşmaktan başka yaptığı iş yok. Deli mi bu deden be? Ne bileyim şekerim, nereden bulur bu tımarhane kaçkınını? Aman ne ayıp ne ayıp! Bana bak Behice Hanım, yaptıklarımdan sana hesap verecek değilim. Dedeniz duysa yüreğine iner. Hiç de inmez. Teoman'la evleniyoruz. Ay sus, çıldıracağım yoksa. Benim bildiğim Hüsamettin Bey ölür de gene seni o zibidiye vermez. Rica ederim. Hadi be zibidi, defol, defol. Akşama dedene söyleyeyim de görürsün sen, sen de. Ay kaç ulan! Gel sevgilim. Alo? Evet. Benim. Ne? Ne var, ne olmuş? Dedem...
Dedem! Dedem ölmüş! Daha ne kadar bekleyeceğiz be? Daha kibar konuşmanızı tavsiye ederim. Zumbalarım it! Bugüne bugün 50 milyonluk mirası Meral'in kocası olarak idare ediyorum arkadaş. İki güne varmaz kapımda el pençe durduracağım hepinizi. Bu kaçıncı vaat? Sen gazete okumaz mısın? Hüsamettin Bey öldü oğlum. Bak, görüyor musun? Yarın da vasiyetname açılıyor. Tek varis Meral. Yani müstakbel eşim. Kasa 250 bin liralık fiş versin bana. Ne duruyorsunuz be? Hadi. Ha. Verin. Ne? Olamaz. İşte vasiyetname. Her şey açık. Her şey. Ama bu olamaz. Bal gibi olur küçük hanım. Rahmetli dedeniz Teoman Bey'le evlenmenizi istemiyordu. Onun için bu maddeyi koydu. 50 milyonluk miras sizin. Sizin ama Teoman Bey'le evlenmemek şartıyla. Kiminle evlenirseniz evlenin, para sizin. Ancak evlendiğiniz adam eceliyle ölürse o zaman Teoman Bey'le evlenebilirsiniz. Susun! Peki ne olacak şimdi yani? Evlenemeyeceksiniz efendim. Meral Hanım başkasıyla evlenecek mirası almak için. Şayet kocası ölürse o zaman sizinle evlenmek de serbest. Yarın buyurun mirasın size geçiş muamelesini yapalım. İyi günler. Cehennemin dibinde! Nedir günlerden Şahap Efendi? Salı. Desene çok günümüz kalmadı. Bisküvi iyi gelir. Allah kahretsin! Sen gül, gül cadı karıman. Bak ne yazıyor. Birkaç güne kadar seks canavarı dedikleri o yakışıklı genci asacaklar. O zaman içinde ben gidip kendisiyle evlenirsem kocam olur mu? Üç gün sonra asılınca vasiyetnamenin şartı yerine gelir, kocam ölmüş olur mu? Ben de Teoman'la evlenebilir miyim? Hayır! 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 Benle evlenmek mi istiyorsun? Evet. Ama niçin? Sana ne? Ne istersen vereceğim sana. Ne istersen. Şu anda 1 milyon veriyorum, tamam mı? Ahirette fiyatlara zam gelmiş abla. Sermayesini kurtarmaz. 2 milyon veriyorum. Aa, yaş. Deli misin sen de? 3 milyon veriyorum. Yumurta gibi delikanlıyım abla. 5'ten aşağı gidersem yazık olur. Allah kahretsin seni. Kabul. Kanuni bir mahsur var mı müdür bey? Yok oğlum. Evlenebilirsin.
yatak yorganını al da gel bakalım. Bu da ne demek oluyor? Yok yavrum, ister ciddi olsun ister şaka, şu andan itibaren benim sözümsün. El süreni yakarım, tamam mı? Tamam. Başımı belaya sokmayın. Hay Allah be, ulan ne dümendir yahu. Burada evlenmek üzere dairemize başvuran iki kıymetli genci birleştirmek için bulunuyoruz. Mutluluklar dilerim. 5 milyonluk çek, buyurun. Tarafından çocuk esirgeme kurumuna verirsiniz müdür bey. Anlamadım. Kimsen yok mu senin? Yok. O halde niçin aldın bu kadar parayı? Bak küçük hanım, ben katil biliniyorum. 5-6 saat sonra ifimi çekecekler. Ben bile hayır işlemeyi düşünüyorum. Ya siz milyoner pişleri, hiç böyle bir şey düşünmez misiniz? Affedersiniz. Allah'a ısmarladık. Bu deliliği niçin yaptım bilmiyorum ama sana mutlu bir hayat dilerim. Hadi beyler, oyunumuz bu kadar. Hadi, kış kış! Kış kış! Hadi! Dün nikah işini çok iyi hallettik değil mi? Evet, mutluluğumuz için bir adamın idamını bekleyeceğiz. Aa, o kadar hisli olma şekerim. Bizim yüzümüzden idam olmuyor ki. Nişanım için Avrupa'dan arkadaşlarımı davet etmiştim. Tam 7 tane bomba. Hemen havaalanına gitmeliyiz, hadi. Evet, taksi Lili. Hello. Ayol, niye çıplak geziyor bu karılar? Ama ne geri kafalısın. Bu da Lulu. Lulu yaman, kete sensin. Evet, bu da Nancy. Nancy, dokunma kızma. Evet, bu da Patricia. Bu Flo. Nasıl sen? Ve bu Ninoşa. Ya giyinmezse bu karılar. Hadi bakalım, sen yatağa git ya. Allah ya, bir başımda taş yağacağım. Allah ...250 bin daha alıyorsun. Borcun 500 bini geçti. Mühim değil, mühim değil canım. Yarın evlilik hazırlığına başlıyoruz. Bu gece sevimli damadımız... Ulan şeytan diyor, aç telefonu, her şeyi anlat. Ama olan oldu bir kere. Neyi anlatacakmışsın be? Bilmez gibi konuşma budala. Asılacak o çocuk masum. Ha? Dünyanın en çapkın hergelesi. Çapkınlara kurban gitti. Asıl katil deli Tayfur'du. O gece fazla kaçırmış. 3 kızı birden öldürdü. Kızlardan biri tesadüfen 1 saat evvel Yalçın'la berabermiş yatak odasında. Onu yakaladılar. Belki kurtulacaktı ama bir yalancı şahit gönderdi Tayfur, işini bitirdi. Peki kimdi yalancı şahit? Şimdi nerede Tayfur? Hastanede. Bu sabah doktor ağır demiş. Kurtulamaz demiş. Pisi pisine gitti Yalçın. Ya bir telefon etsek, bir şey yapsak. Of dedik. Delirdin mi sen be? 50 milyon var işin içinde. Allah kahretsin deli karılar. Ateş başlarına vurmuş. Allah hissayesin inşallah. Tövbeler olsun ya Rabbi. Hayırdır inşallah. Çıkın aldım.
Delikanlı, buranın sahibi... Ne oluyor sana? Evin sahibini sordum. Geldim şekerim. Son anda asıl katil suçunu itiraf etti, kurtuldum karıcığım. Ben ne yapacağım şimdi? Aa, evlilik gecesi ne yapacağını anlatmadım anneciğim sana. Hayır, bırak beni! Hiç debelenme, bu gece ne yaptımsa ölmüyorum yavrum. Kaçalık yaptığıma kimse mani olamaz. Dur bir dakika. Hayır! İstemiyorum seni, bırak! Son defa söylüyorum sana, bırak beni! Eninde sonunda her genç kızın başına gelecektir bu macera yavrum. Defol, defol diyorum sana! Övünmek gibi olmasın ama bütün kadınlar benden memnundur karıcığım. Defol! Hiç merak etme güzelim. Kurtulamazsın elimden. Kanuni hakkım bu benim. Hayır, sadece bir arkadaş. Çok üzülürüm. Bu hususta size lazım gelen bilgiyi vermeye hazırım Mahide abli. Yalnız istirham edeyim bir dakika. Aç kapıyı, aç! Evet, tamam, burası da görürsem ki. Hadi aylanmıyor, dur. Yani bir dakika, bir dakika. Bakın, nasıl derler, pardon, hocam nerede? Ay, nasıl söyleyeyim bilmiyorum yani. O tarafıma yapmayın. Ay, teker teker gelin yani de. Hadi bilelim yani, ben de bileyim vaziyeti değil mi? Alo? Alo! Allah kahretsin bu telefonları! Açın! Açın diyorum! Beni kabule hazır mısın karıcığım? Hele bir gir! Gebertirim seni! Kanuna karşı mı geliyorsun karıcığım? Kocalık hakkım bu! Gelme! Gelme! Meral! Meral! Ne arıyorsun burada? Sen ne arıyorsun? Aa, küstaha bak be! Ama dur ya, sen... Gördüğün gibi hayattayım ve karımın da yanındayım. En ufak bir harekette basarım tetiği. Çok sinirlisin karıcığım. Ne, bir daha karıcığım dersen kendini gebermiş bil. Aman demem, demem. Sen de duracağına yardım et de atalım şunu dışarı. Sağ olun, sağ olun, tezahürat istemem. Korkak mısın, nesin oğlum? Ama ne olursan ol, ellerin nur olsun. Sağ ol hanım teyzeciğim. Sana gelince defol. Bir daha burada görürsem delik deşik ederim seni. Bak hala duruyor. Defol. Biraz işim var güzelim. Ama gene geleceğim. Sakın bir yere kaçmaya kalkışma. Dünyanın öbür ucuna gitsen gene bulurum seni. Git. Eşek. Thank you.
Ne kaçırdın anladın mı? Terbiyesiz eşek. Ha, eşek sözüne darılma bana anlıyorsun. Mama bir dakika, bu gece emrindeyim anam. Hayır ben söz verdim. Yani o da bir pozisyon olarak diyorum. Hayatta, hayatta yahu. Hayatta abicim, affedilmiş. Tayfur dün gece ölmeden evvel suçunu itiraf etmiş, salıvermişler. Abicim hayatta, hayatta diyorum, anlamıyor musunuz be? Hayattaysa hayatta, ne yapalım yani? Ne diyorsun abicim, ne yapalıma var mı, çıldırdın mı sen? Meral'i evlendirdik onunla abicim. Dün gece ölünce vasiyetname hükmü yerine gelecek, Meral serbest kalacaktı. Ama şimdi hayatta olunca gitti, 50 milyon gitti. Yalvarırım, bir şeyler yapın abicim. Ne olur, hadi abicim ha? Bize ne kadar var ucunda? Ne istersen abicim, ne istersen var. On milyon. Verdim be abicim, vallahi billahi verdim be. Şef! Yalçın şef, ölmemiş seni istiyor. Görmesin seni, saklan. Ne istiyorsun? Kanıma kan. Bırakın o numaraları. Yanımda silah bile yok. Bile bile ölüme attınız beni. Katilin ben olmadığını bildiğiniz halde ağzınızı açıp tek kelime etmediniz. Ölüme attınız beni. Yalancı bir şahit yüzünden. Gene de kurtardım kendimi. Ama yetmedi alçaklığınız. O namussuzu yalancı şahit olarak gönderdiniz. Adalete aldattınız. Ölüme mahkum ettiniz beni. Şahit yüzünden. Gene de kurtardım kendimi. Ama yetmedi alçaklığınız. O namussuzu yalancı şahit olarak gönderdiniz. Adalete aldattınız. Ölüme mahkum ettiniz beni. Kısa kes. Ne istiyorsun? Hiçbirinizden bir şey istediğim yok. Sadece... Sadece ne? Sadece o köpeğin cezasını kendi elinizle vereceksiniz. 24 saat müsaade size. Ya cezasını verirsiniz ya da hepinizi gebertirim. Alo, Emniyet Müdürlüğü. Ben Başkomiser Fahri. Bir cinayet ihbarı için rahatsız ettim efendim. Cinayet mi? Dün son anda idamdan kurtulan seks canavarı Yalçın... ...bugün kendisi aleyhine mahkemede tanıklık etmiş olan Pitch Olhan'ı öldürdü. Ve cesedini zorla girdiği... Ha? Ya! Ya! Adınız! Alo! 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 Gelin benimle. Ben defolup gitmezsen polis çağıracağım. Polis karı koca kavgasına karışmaz. Zorla giriyorsun evime. Aa, mutlu yuvamızdan mı bahsediyorsun karıcığım? Bir daha karıcığım dersen... Eşek! Ben paran için peşinde dolaşan... O kıl kuyruk olanlara benzemem kızım. Bildin mi? Yer gök sarsılır. Kaba herif ne olacak? Şey bak... ...gel seninle anlaşalım. Ne dersin? Anlaşmazsak evlenir miydik karıcığım? Bak... ...evlenmem gerekiyordu seninle. Bir anlaşma yaptık, evlendik.
Nereden bilebilirdim idamdan kurtulacağını? Masum olduğumu söylemiştim. Her katil masumum der. Katil değilim ben. Tabii tabii. Kızma canım. Karnım aç. Yemek hazır mı? Bak. Boşanmak için ne lazımsa yapmaya hazırım. Allah göstermesin. Boşanmak için sana tam 5 dakika var yemeği hazırlamana. 2 milyona ne dersin ha? Okey mi? Katil adam bırak beni! Enişte katil o! Ne var, ne oldu? Nasıl ceset mi? Cinayetlerinize burada da devam ediyorsunuz galiba. Kimse kıpırdamasın polis! Şikayetçiyim komiser bey, tutuklayın! Ben de şikayetçiyim! Aha, bir çıkı gel gel gel! Nerede ceset? Yukarıda, banyoda! Ali, siz de giyinin lan! Nerede lan? Siz benimle alay mı ediyorsunuz be? Üstü mü bu ceset? Ulan karı! Giyin vallahi paraları seni! Utanmaz, arlanmaz orospu! Ulan sizin memlekette giyinmek yok mu ha? Ulan! Okey, işte patladı inşallah! Seni varım, gırtlağını sıkarım senin! Kirlatıcı Allah cezanı versin! Ben giderim! Nerede benim elbiselerim? Yoo, dur aman ben! Ne oluyor böyle? Ceset! Yetişin! Yetişin! Eli ortaklar bastı ya! Nerede ceset nerede? Çekil elinden, çekil, atarım seni, çekil! Nerede ceset? İşte orada, dolapta! Bu dolapta mı? Evet, dolapta! Beyefendinin yeni marifeti! Ulan bana bak, gebertirim seni! Hepiniz şahitsiniz, beni ölümle tehdit ediyorsunuz! Sizin... Nerede lan? Nerede ceset karı? Orada ediyorum Allah'ım! Ya uçma diye bu! Aklımı oynatacağım şimdi yarabbim! Orada ediyorum! Defolak! Defolak! My poor darling! Nerede? Ceset nerede? Çekil lan, soytanlık yapma be! Alay mı ediyorsunuz be? Nerede lan? Nerede ceset nerede? Söyle, nedir bu maskaralık? Nedir bu maskaralık? Ne bileyim ben komiser bey? Senin mahkemedeki şahidi öldürüp buradaki bir odada sakladığına dair ihbar yapıldı. Kim, ben mi? Ölümle tehdit etmişsin. Hayır, yalan. Doğru, doğru. Nereden biliyorsun sen? Ben mi? Hiç, zaten asıl katil de... İhbarı yapan sen miydin arkadaş? Ben, katiyen. İmkanı yok, böyle şey olur mu? Benimle müdüriyete kadar geleceksin, ifadeni alacağım. Ama komiser bey, ben müdüriyete nasıl olur? Zaten asıl katil zanlısı da burada ya. Yok yok, ben senden pirelendim. Gelmem, o da gelsin. Ne demek gelmem? Kanuna karşı mı geliyorsun? Yok ama affedersiniz ama o da gelsin ya. Ya bırak adamcağızı karısıyla baş başa. Katiyen, karısı değil. Ha? Evet, değil. Ya? Arkadaş, siz evli misiniz, değil misiniz? Bir dakika efendim, müsaade edin. Buyurun. Bir dakika efendim, müsaade edin. Buyurun. Buyurun, evlenme cüzdanımız. Lütfen atın bu herifi dışarı. Ya atın. Bu cüzdan yalan mı söylüyor yani? Hayır ama... Resmen kozan senin bu adam! Kimse onu buradan atamaz!
Götürün şerifi karakola. Hadi gidin, gidin. Komiser bey. Gidin hadi, gidin. İşittin mi karıcığım? Eşek! Ayoo, evde tımarhane. Dayanamam ben, bohçama aldığından kaçarım. Adeli karımayım ayol, ne oluyoruz Allah aşkına? Öf, aman, ay yerim yandı. Ay ne olsa olsun. Yok, sen gelme, o ne, ne? Aman, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Niçin ihbarı ben yapmış oluyorum? Doğruyu söylemedikçe bırakmam seni. Bilmiyorum diyorum size. Vaktimiz çok. Karıcığım bak bir dakika. Gitmezsen yersin kurşunu kafana. Şeytan diyor, al şu tabancayı, sık şu kızın. Defol. Yani şimdi beni kovuyor musun, öyle mi? Evet. Ah, kızın kıtlığına kıran girmedi ya. Ev değil, seks bankası mübarek. Ben de gider o ablaları... Defol. Pis eşek, terbiyesiz, hayvan, öküz, manda, ne olacak? Hayvan. Kim yaptı ihbarı? Bilmiyorum abi. Sorguya devam. Konuş! Ya! Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum! Hatırlamaya çalış evladım. Vaktimiz çok. Bırakın beni, bırakın. Hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim. Nişanlım o haydutla yalnız kaldı. Kocası değil mi o kızın? Kimdi ihbarı yapan? Bilmiyorum, bilmiyorum. 10 saattir yırtınıyorum, bilmiyorum diye. İstediğin kadar yırtın. Madem bilmiyordun, neden meşgul ettin bizi? Defol! Yoksa polisi boş yere meşgul etmek suçundan atarım seni içeri. Sağ. Ya aman be, gecenin bu saatinde sen defa elin kılsın, çoluk çarşıyorum işte, dizlerim ya. Ne o? Ne bağırıyorsun be gecenin bu saatinde? Şimdi atıyor teşol eşi. Nerede odanın anahtarı? Alışma. Odayı kilitleyeceğim. Kapsın da görelim şimdi. Tamam. Alo.
Komiser Fahri Bey mi? Ben Deniz Teoman. Evet. Bir ihbarım var efendim. Tamam söyle. Bir ceset mi? Nerede? Geliyorum, geliyorum. Bekliyorum efendim. Odanın bir kapıdan başka çıkışı yok dışarı. Bu defa kaybolsun da görelim. Buyurun ve o itin cinayet delilini elinizle teslim alın. Polis gelinceye kadar buradan nöbet tutacağız. Bu defa elimizden kaçmayacak. Nerede o köpek? Meral nerede? Ulan ben sana gösteririm. Cibiliyetsiz rezil herif! Utanmaz adam! Derhal gel benimle! Emredersin hayatım, canıma minnet! Size yüz vermeyin bu serseriye, dağılın lütfen! Crazy woman! Kıskanç! İşte! Vali, nerede? Sen benimle alamıyor diyorsun be herif! Ne olur bırak deliliği! Ne olur be, kim bağırıyor? Çek lan adam, hadi! Katil, sen koydun onu oraya! Ne zaman girdim ki? Hep içeride kızlarla beraberdim, sen de gördün! Hiç görmedim işte! Gözetlemedin sanki! Nasıldım? Terbiyesiz, görürsün sen! Ne olur! Kim bağırdı? Ben, yatağımda ceset var! Bulduk şimdi! Hani, nerede küçük hanım? Burada gördüm. Gördün mü sen? Yok. Bana bakın, hepinizi çıkarım içeri! Hani nerede oğlan, nerede ceset? Burada! Ulan alay mı ediyorsun sen, alay mı ediyorsun be? Allah senin ağzı gözüküyordu, oradaydı işte! Bu şeyde gördü! Kim gördü? Kim gördü? Abici Gege, sahar değil, siz uşak canım! Abici ne abici? Abici Gege! Abici Gege! Abici Gege! Bu oyun senin başının altından çıkıyor! Vallahi günahım yok abi, bak yemin ederim... Ulan demin ihbarı yapan sen değil miydin be? Abi gördü, herkes gördü cesedi, konuşsana lan! Ya ceset, ölü, ölü! Değil mi, gördün değil mi, anlatsana! Bak, bilmiyorum diyor, ne haber? Kahretsin! Bak abicim, yemin ederim, şu ihtiyacı adı da gördü! İhtiyacı adı seni alandır, eşşol eşi! Sus, ayıp! Yürü arkadaş, seni cinayet zanlısı olarak tutukluyorum, yürü! Nasıl olur abi, ama bak ben... Size gelince küçük hanım, her şey evinizde olup bittiğine göre çok feci durumdasınız. Yarın erkenden emniyette olacaksınız. Ama benim günahım ne? Bana kalırsa bu işi müştereken siz ikiniz yaptınız. Ben mi? Yarın emniyette her şeyi anlatırsınız. Hadi yürü sen de! Ben mi? Sen muhakkak ki günahsızsın. Sana güveniyorum evladım. Sağ olun. Küçük hanım karın olduğuna göre yarın erkenden tutup getireceksin. Gelmezsen sorumlu olursun, o kadar! Çek elini! Sus! Bugüne bugün polis seni bana emanet etti. Yürü, yürü odana, yürü! Demek ortadan kayboluyormuş her dakika, he? Vallahi gözümle gördüm.
Yalçın'ın öldürdüğü şahitti. Nereden biliyorsun öldürdüğünü? Herkesin önünde tehdit etmiş. Kimin önünde? Öyle işittim. Bu sefer kurtuluş yok, konuş! Bir adım atarsan saplarım. Demek mutfakta uyuyacaksın. Yok, senin koynuna girecektim. Vazifen karıcığım. Sen benim kocam değilsin, defol, defol! Defol! Tamam, ama bu defa beni kurtar diye gelme, yokum ben. İnşallah büsbütün yok olursun. Evet, tabii. Ne olur kurtar beni, yalvarırım. Demin kovmuştun, darıldım. Yalvarırım, kurtar beni, ne olursun. Korkudan öleceğim, yalvarırım, kurtar beni. Nereden? Nerede yok? İşte şuraya kadar geldi. Nah, böyle bir şey. Her defasında işi azıtıyor. Bu defa garanti olacak seni. Anneciğim, ölmek istemiyorum. Benim uykum var. Delilerle uğraşamam. İyi geceler. Ne olur gitme. Ben anlamam aslanım. İsterim paramı. Biraz müsaade. Hasan'ın anahtarı nerede? Meral'in çantasında, hep yanında taşır. Zannettiğin kadar kaba değilmişsin. İltifatınız. Dün gece çok kötü şeyler düşünmüştüm senin için. Rukşan'ım. Artık seninle iyice anlaşmamız lazım. Biliyorsun, seninle sadece bir gaye için evlenmiştim. Yani şakadan. Şimdi boşanmamız lazım. Tabii bu iyiliğinin karşılığı ne istersen vereceğim. Anlaştık mı? Kapana! At çantanı! At çantanı, yoksa yersin kurşunu! Fena nişancı sayılmazsın. Teşekkür ederim. İltifat ediyorsunuz.
Bu şampiyonluğunuzu, atıcılıktaki başarınızı kutlayabilir miyiz? Fena fikir değil. Gidelim. Ne? Kaçtılar mı? Evet abicim, kaçtılar. Bunlar bela abi. Kız attığını vuruyor. Herif de okkalı. Senin son şansın artık oğlum. Bu gece bizi gizlice eve alacaksın. Ya kasadan milyonları alacağız... ...ya da cenazeni kaldıracağız. Kasa nerede? Yukarıda. Anahtar. Şimdi alacağım, hadi gelin benimle, yavaş. Yavaş, hadi. Yarın görüşürüz. İyi iş gördün. Patron payını ayırır. Sağ ol. Sağ ol. Hadi eyvallah. Anneciğim zeki abi zeki 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 zeki. Sonra ne yapacağız? Vallahi para doluydu. Yersin şimdi kurşunu. Nerede çocuklar? Nerede anahtar? Ne bileyim abi ben... işte anahtar. Ver onu bana. Geliyorum, geliyorum. Yes. No, anam. Yes. No. Yes.
Yapma ne o? Nerede bunlar be? Anahtarın üstünde bırakmışlar kasanı. Siz kasanın icabına bakın, ben merdivenleri koruyayım. Esas anahtar koltuğun altında. Ben Mitch Orhan. Nerede bizimkiler be? Ben de anlamadım abi. Nereye gittiler ya? Kilere! Orhan! Beni öldürdüğün günden beri nasılsın şef? Olamaz. Aferin oğlum, nerede diğerleri? Yukarıda, kasalı odada. Hadi siz bunu götürün, ben yukarı çıkıyorum. Merhaba Suhabi, burada görüşeceğimizi bilmiyordum. Ben suçsuzum. Burada tesadüfen bulunuyorum. Ya, seks canavarı da sensin, bunun katili de. Oğlum takdim et kendini. İkinci şubeden komiser muavini Hamit Ölmeztürk. Koyum kurusun, hep çivit ceket giyerim. Bırak maskaralı olan, doğru dürüst konuş. Abi çık gel gel. Şey, affedersiniz efendim. Sen de mi? Hı-hı. Evet abla. Rahmetli dedeniz Toman Bey'den şüphelenmişti. İzlemek için beni konağa aldılar. İkinci şübeden Reşit çok ciddi. Aferin çocuklar, başardınız. Sizleri tebrik ederim. Hadi bunları götürün. Onların cezasını kanun verecek. Bu niye duruyor? Hayatınızın tehlikede olduğunu öğrenince bize yardımcı oldu. Sütü temizmiş hergelenin. Hadi indir artık ellerini, indir. Sağ olun. Peki komiser bey, bu domuz ne olacak? Vallahi orasını bilmem. Sizin nikahınız geçersiz sayılır. Uydurma bir nikahtı. Oh be komiser bey! Şimdi ben beşerim değil mi? Hadi eyvallah cicim! Benim görevim biter! Yalçın!
Tamam, iş iştir. Hadi eyvallah.